3 metre falan derinliyor. Sonra ileri gittiği ben 2000'lerce metre düştü. Fakat çok özel bir iş. Bu Trabzonspor. Bizim meslekli öldü. Ben de İstanbul'da kalacağım. 90'ı kaldım. O da çektiğinden dolayı cezaevine düştüm. Çarakkale Bilge'ye geldim. 3 ay kaldım orada. Arkadaş baktım gem yapıyor orada. Yaparken bir hafta baktım. Ya ben yaparım bunu dedim. Ya dayı git yapamazsın ya falan dediler. Neyse ben geçtim başına. Malzeme bir param yok dedim. Çıkan malzeme verdi, para verdi. Ben geçtim başına gemiyi yaptım. Ve Goğuş Mersin hediye ettim. Ve Sarıgöl'e geldim tarihinden. 3 ay kaldım orada. Sonra Sarıgöl'e geldim. Kendi gece masa yapayım dedim. Evde kullanayım diye. Sonra zaten kendim bir an çalıştığım için bayanlar o beni yapıyor, o beni yapıyor. Bizim işte o bu sefer de büyümeye gitti. Hani amatörler, hani profesyonel değildi. Hadi gittikçe zamanı büyüttük, işi ilerlettik. Kendi kafamda ve internetlerden bazı görüşlerimde bu işi uzattım biraz. Şu anda yani fazla satış üzerine girmiyorum. Yani kendim hobi olarak yapıyorum. Yani zevk içime geliyor. Ben gece uykumda kalkıp günü gemi yapıyorum. Arkadaşlar geliyorlar, ya benim tane Galatasaray yapıyor, Fenerbahçe yapıyor. Gelip malzeme getiriyorlar, yap veriyorum. Ben veriyorum, yapıyorum. Hani maletin gibi şey diye gibi şey yani benim bu işler. Hani ticarete düşünmedim şimdiye kadar. Hani 200 lirayla, 250, 300, 400 yani gemisi görüyor diye değişiyor. Şu anda artık yavaş yavaş da ticaret dökmem lazım. Çünkü artık hayat şartları ağırlaştı. Benim başka bir gelirim yok. Hani evdeyim sadece başka ne bağım var, ne bahçem var, ne tarlam var, hiçbir şeyim yok. Artık bunu mecburen ticaret dökmem lazım. Artık sizin zaman da kötü. Virüs olan da biri çıkamıyoruz. Mal götüremiyoruz doğru dürüst. Artık zamanı olacak bilemiyorum artık. İstanbul'dan, Ankara'dan, Konya'da falan siparişler geliyor. Ama biz mal etmeyip kazanç üzerine düşünmedik, yapmadık şimdiye kadar. Daha bu saatte sonra bunlar aynı bunun gibi hepsi olacak. Daha detler döşenecek. Deler çekilecek.